Merhaba arkadaşlar, Çöz Kazan yayınlarının hazırlamış olduğu bir TYT fizik soru çözümüne tekrardan hoş geldiniz. Burada biliyorsunuz hem konuyu özetliyoruz hem de nokta atışları yaparak sınava bir adım daha avantajlı olarak başlamamızı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizde gene bir soru bankamız var. Çöz Kazan yayınlarının hazırlamış olduğu fizik soru bankası TYT olarak görüyoruz. Şöyle biraz aşağı doğru çekeyim. Kitabımızda bütün konular kazanımlara uygun olacak şekilde hazırlandı. Çözümlü olarak videolu çözümleri de var. Eğer takıldığınız sorular varsa orada bunları da tamamlayabilirsiniz. Konu anlatım öncesi de o konuyla ilgili alt bilgileri rahatlıkla bir kez okuyup bütün kitabı bitirmeden özetlenmiş halini buradan tamamlayıp soruları testlere geçerseniz sizler için çok da faydalı olacak. Bizim buradaki amacımız şu, konuyu buradaki özetlerin içerisinde belirli, daha belirgin hale getirerek o işte daha da önemli noktalar varsa onları burada ortaya çıkaracağız. Sınava yönelik bir çalışma yaparak sonuca ulaşacağız. Biliyorsunuz soru bankasındaki her soru sınavda çıkmıyor. Amaç ne burada peki? Bu kadar soru olmasının amacı ne? Biz konuyu anlamak için, kavramak için de soru koyarız kitabın içerisinde. Bir şeyi öğrenmenin 10 yolu vardır burada. Biz o 10 yolu deneriz, o bir şeyi öyle öğreniriz. Mecburen bu kitabı tamamen bitirmek zorundayız. Sınava da hazırlığınız bu anlamda tam olur. Peki bu hafta ne anlatacağız diye sorarsınız. Bu hafta temel büyüklükleri anlatmayı düşündük. Geçen hafta da birim dönüşümlerini yapmıştık hatırlarsanız. O latince ifadeleri kullanarak alt ve üst katları nasıl rahatlıkla çıkıp binebildiğimizde dönüşümlerin çok rahat olduğunu sizler de fark ettiniz umarım. Şimdi burada temel büyüklükler var. Sembolleri, birimleri ve ölçü aletleri hangi ölçü aletleriyle kullanıldığı da burada anlatılıyor. Ben burada kısaca buradan anlatacağım ve bunu kısaltmanın bir yöntemini de göstereceğim size. Uzunluk temel büyüklüklerimizden bir tanesi birimde metredir. Tabi biz burada SI sistemini kullanarak yani MKS, metre kilogram saniye sistemini kullanarak anlatacağız. Ve ölçü aleti şerit metre ya da metre dediğimiz sistemlerle kullanabiliriz. Zaman küçük t sembolüyle gösteriliyor. Birimi de saniye. Kronometre dediğimiz cihazlarla ölçülüyor. Sıcaklık t sembolüyle gösteriliyor. Ve termometre ile ölçülüyor arkadaşlar. Dikkat edin birimi de Kelvin'in K'si. Elektrik akım şiddetini ölçerken i sembolüyle gösteriliyor. Birimi amper ve ampermetre dediğimiz bir cihazla ölçülüyor. Işık şiddeti I sembolüyle gösteriliyor ki birimi candela'dır. O da fotometre dediğimiz bir cihaza bu ölçüm yapılabiliyor. Madde miktarı N sembolüyle gösteriliyor. Kimyada çok sık göreceğiz. Mol sayısı ya da molekül sayısının kısaltılmasından geliyor. Birimimiz moldür arkadaşlar. Gene kütle M sembolüyle gösteriliyor birimi kilogram. Geçen hafta çalışmıştık bunu hatırlarsanız. Hem uzunluk istediğimiz birimi buraya yaklaştırabiliyorduk. Ve ölçü aletimiz neydi? Kütleyi eşit kollu terazilerle ölçebiliyoruz. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Biz bunları nasıl aklımıza tutacağız? Şöyle bir problem yaşayabiliriz. Temel büyüklükler bilinmediği takdirde bütün büyüklükleri bilmemiz gerekiyor. Çünkü ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz büyüklükleri. Temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler. Ve temel büyüklükleri bilen bir öğrenci geri kalanı türetilmiş büyüklük deyip kurtuluyor. O yüzden burada bir kodlama yapacağız. Hemen bir A4 kağıdın üzerine bu kodlamamızı oluşturalım. Kısa muz diyoruz. Burada K kütle. Hemen kendimiz de ayarlayalım şöyle. K dediğimiz şey kütle. I ışık şiddeti. S sıcaklık. A akım şiddeti. M madde miktarı. U uzunluk. Z'de zaman. Eğer bu 7 tane temel büyüklüğü ezberlerseniz bunların dışındaki tüm büyüklükler ne olmuş olacak? Türetilmiş olacak. Şimdi buradaki mevzu şu. Biz temel büyüklükleri direkt ölçü aletleri kullanarak ölçüm alabiliyoruz. Türetilmiş büyüklükleri yaparken de bu ölçüm değerlerine alınan değerleri kullanarak ne yapıyoruz? Türetiyoruz. Şey gibi Türkçedeki kökten yapım ve çekim ekleriyle birlikte türetmeye benziyor bu. Mesela alan hesap ederken gençler şunu yapıyoruz. Bir şeyin hem enini ve boyunu ölçüyoruz. Yani iki kenarını birbiriyle çarpıyoruz. İki uzunluk birbiriyle çarpılıyor. Gördüğünüz gibi ölçüm yaparak aldığınız bir değeri
çarpma işlemi yaparak alanı bulabiliyorsun. Yani alan direkt ölçülebilen bir şey değil. Alanı hesaplayarak buluyoruz. O yüzden bu türetilmiş büyüklük oluyor. Mesela enerji gibi. Enerjiyi biz nasıl hesaplıyorduk? Mesela kinetik enerji diyelim. 1 bölü 2 mv kare. Bakın burada m kütle. Kütle ölçülen bir şey. Hız da türetilmiş büyüklük. O da bunun içerisinde yok ama hızı hesaplamak için de delta x ve delta t diyorduk hatırlarsınız. Yani uzunluğu zamanı belirliyoruz birimsel olarak. Gene temel büyüklükler kullanarak türetilmiş büyüklükler türetiliyor diyebiliriz. Temeldeki yapımız bunun üzerine kurulu. Temel büyüklükleri ezberleyin. Geri kalanı ezberlemeyin diyoruz. O yüzden bu kısa ezber yapısını kodlamış olduk. Peki gene burada türetilmiş büyüklüklerle ilgili başka örneklerimiz de var. Mesela hacim, kuvvet, hız, ivme, direnç gibi ifadeleri biz ölçme yapmadan hesaplamayla buluyoruz. O yüzden bu büyüklüklere ne diyoruz arkadaşlar? Türetilmiş büyüklükler diyoruz. Peki. Şimdi modelleme dediğimiz şeyler var. Bazı noktaları özellikle ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü son yıllarda görsele ÖSYM çok önem veriyor. Yeni soru tiplerinde özellikle bu kazanımlarda bunlar ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle de mesela 3 boyutlu çalışmaları hem ders olarak hem de kazanım olarak ders içeriklerine yerleştirmeye başladılar. O zaman biz bir şey öğretmek için modellemeye daha çok önem vereceğiz demek. Yani simülasyonlar, işte bugün anlatacağımız işte benzeştirme modelleri, matematiksel model, diğer model türlerini de göreceğiz burada. Ne işe yaradıklarını anlatacağız, olayı bitireceğiz. Peki benzeştirme modelleri neler? Mesela atıyorum bir model olarak ne seçmişiz? Karpuzu seçmişiz. Karpuzun içinde ne var? Çekirdekler var. Bu model bizim atomun yapısına benzetilebilir. Zamanda biliyorsunuz atomun ilk yapıları nasıldı? İçeride protonlar ve üzümlü kek modelinde olduğu gibi içerisinde protonlar ve elektronlar karışık bir düzen halinde nötr halde duruyordu. Kafada bunu canlandırmak çok imkansız olduğu için biz bunu ne yaptık? Bir model oluşturduk. Çünkü göremiyorsunuz. Atom büyüklüğündeki bir şey görme şansınız yok. Nasıl olduğunu birine anlatmak istediğinizde bu öğretme yöntemi olarak da benzeştirme modelini kullanıyoruz. İkincisi ise matematiksel model. Matematiksel modelde şöyle yapıyoruz. İğme burada delta V bölü delta T ile veya kuvveti hesaplarken F eşittir MR gibi matematiksel bir sembol kullanarak bu işi yapıyoruz. Ama burada sözlü olarak yazmıyoruz. Hani bunu bulurken bu eşittir, bu çarpı, bu dersiniz. Bu matematiksel modele girmiyor. Mutlaka matematiksel semboller kullanılmak zorunda. Matematiksel model için. Bunlar da o ifade anlatmanın bir yöntem olarak burada modelleme içerisine giriyor. Burada ikinci yöntemimiz. Gelin teorik modellere. Bunlar daha çok bizim tam olarak belirleyemediğimiz ama olmasını tahmin ettiğimiz ve olası en yakın tahminler dediğimiz hipotezlerdir. Mesela teorik modellerden bir tanesi standart model. Ne diyoruz? Mesela evren bir balon gibi genişliyor diyoruz. Hemen bir balon üzerine evrenin üzerindeki galaksilerden yapıştırıyoruz. Daha sonradan balonu üflüyoruz. Balon genişlerken de evrenin genişlemesi buna benzer diyerek size bir modelleme kullanabiliyor. Bu da teorik model oluyor. Yine evrenin genişlemesinin yasası ile ilgili bu böyle bir resim çizilmiş gördüğünüz gibi. Bunlar kullanarak ne yapabiliriz? Teorik modeller kullanabiliriz. Peki yine devam edeceğiz. Fakat şimdi burada yapılması gereken şeylerden bir tanesi bizde nitel ve nicel büyüklükler de var. Burası sözel kısım olduğu için rahatlıkla söz olarak geçebiliriz. Nitel büyüklükler nitelle bir ölçüm ya da alınırken sadece 5 duyu organını kullanıyoruz. Yani bakıyoruz işte burası çok uzak diyoruz, çok yakın diyoruz. Bu nitel ölçüme giriyor. Nicel ölçümde ise elinizde bir ölçü aleti oluyor. Mesela diyelim ki metreyi alıyorsunuz, bir şeyin uzunluğunu ölçüyorsunuz. Bu kadar santimetredir diyorsunuz. O zaman bu nicele giriyor. Yani ölçmede iki ayrım var. Nitel ölçüm değerleri, bir de nicel ölçüm değerleri. Nitelde sadece 5 duyu organı var. Şöyle biraz daha çekelim. Bunda 5 duyu organı var. Mesela sıcak, soğuk, uzak, yakın. Bu tarz duyusal bir şey varsa bu nitel ölçü aletine giriyor. Şimdi hocam ölçü yaparken gözlerimizi kullanmıyor muyuz? Doğru. O yüzden nicelde 5 duyu organını kullanıyoruz. Artı ölçü aleti olacak orada. Yani ölçü aleti yardımıyla gözlemimizi yapıyoruz. Ha, gözlemimiz bozuktur. Ölçmede hataya neden oluyordur bunlar. Ya da ölçü aletiniz bozuktur. Bu ayrı bir durum. Ama yapılan şeyin sonucunda ölçülen şey
nice ölçme giriyor. Yani ölçü aleti varsa bu nicel olacaktır. Ben onu şöyle kodladım. Küçükken ortaokuldan beri karışan bir şey herhalde bu. Burada ölçüdeki ç ile ölçü aleti varsa nicel diye ezberledim. Nicel ölçü aleti. Demek ki nicel varsa ölçü aleti var. Öbürkünde yok çünkü. Peki. Şimdi gelelim gene fizikteki büyüklükleri incelerken vektörel ve skaler olarak ikiye de ayırıyoruz. Vektörel büyüklüklerde yön çok önemli. Olayı ifade ederken yöne ihtiyacınız var. Eğer o yön yoksa o ifade anlamsız oluyor. Yani vektörel olmuyor. Mecburen de onu nasıl ifade etmemiz gerekiyor? Skaler olarak ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki de şiddet olmak zorunda. Yani anlattığımız şeyde eğer şiddet yoksa o zaman ne skaler olabilir ne de vektör olabilir. Dolayısıyla bu iki özelliği incelediğimiz zaman vektörel ve skaler olarak maddeleri incelemiş olabiliriz. Mesela kuvvet. Biz şimdi ne yapıyoruz? Diyelim ki kapıyı bu yönde itiyoruz diyelim ki. Uyguladığımız kuvvetin bir yönü var, görüyor musunuz? Onu o yönde ifade etmediğimiz zaman anlamsız hale geliyor. Ama mesela bir masanın boyunu ölçelim dediğimizde hangi yöne doğru ölçüyoruz demeyiz ki. Alırız metreyi, sıfırı bir yere sabitleriz, oradan itibaren çekeriz. 70 santim çıkar. Eğer sıfır öbür uca koysak, bu tarafa doğru ölçsek, yani yön önemli midir diye düşünüyorum. Öbür tarafa doğru ölçsek gene 70, yani kaç artık. Dolayısıyla ölçüm miktarının, yani uzunluğun yönü yoktur. O yüzden uzunluğa ne dedik? Skaler dedik. Mesela alınan yol da aynı şekilde. Alınan yol skaler bir ifadedir. Ama yer değiştirme deseydik, mesela ben A noktasındayım. Önce böyle gittim, sonra böyle gittim. Ne kadar yer değiştirdim gibi bir kavram olsaydı o zaman tabii ki de bu vektör olurdu. Çünkü belli bir yönde hareket ediyor da olurdum. Bu benim için önemli de olurdu. Biz buna yer değiştirme dedik. Ve yer değiştirme nasıl büyüklük burada? Vektörel bir büyüklük olmalıdır. Yani burada özetleyecek olursak uğraştığınız o fiziksel büyüklük acaba yönle önemli bir ifade sonuç veriyor mu? Yoksa vermiyor mu dediğinizde zaten cevapları alacaksınız. Mesela enerji. 100 jül böyle enerji gidiyor der misiniz? Yönü gösterir misiniz buna? Ama rüzgarın şiddeti, yani rüzgar bir itiş kuvvetidir. Rüzgarın kuvveti işte şu yöndedir diyebiliyorsunuz. Ya da iğme dediğimiz zaman dünyanın yer çekimisi bizi merkeze doğru, dünyanın yerine doğru, merkezine doğru çekiyor diyebilirsiniz. Bakın yön ifade etmek zorunda kalıyorsunuz. Yönlü ifadelerde vektöre yön ifade etmiyorsa, yön belirtmiyorsanız o zaman bu bizim skaler ifademiz oluyor. Peki skaler ifadeleri eğer doldurmak istersek 7 temel büyüklüğün 7'si de skalerdir. Yön belirtmez. 7 temel büyüklük aynı zamanda skaler büyüklüklerdir. Bu da bizim aklımıza kalsın. Mesela uzunluk skaler, aynı zamanda temel. Mesela kütle hem skaler hem de temel büyüklük. Çünkü öyle soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi hem temel hem de vektörel büyüklüktür diyor. Öyle bir şey var mı? Yok. Temel büyüklük olup vektör olan yok. O zaman diyeceksin yok böyle bir şey yok diyeceksin. Aklınızda kalmasa çok da önemli burada. Çünkü sözel bir ifade olduğu için bunları çok sık kafamızda tekrar edip hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü sınava daha çok var. Sınav tarihine kadar sözel yapıları kafada birkaç kez tekrar edip aralarda test çözmek bence yeteri kadar o konunun anlaşılmasını sağlayacaktır bence. Peki bugünlük bu kadar. Bu ünitenin ilk yapısını oturtturduk. Fizik bilimine giriş kısmı dedik hatırlarsınız. Ama size tavsiyem birinci bölümle ilgili olarak bilimsel çalışma merkezleri var Türkiye ve yurt dışında. Bunları da bir okursanız çok iyi olur. Belki videolarımızdan bir tanesinden bundan da bahsedebiliriz. Ama bu biraz daha hikayesel olduğu için sizin bunları sözlü olarak daha genişletilmiş bir şekilde okumanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Tekrardan söylüyoruz. MEP kitaplarınızı okuyun. Oradan çalışmalarınızı yapın. Daha sonradan uygulamak ikinci kaynak olarak da kitabımızdan sorular çözüp tekrar ne yaparsınız sizin için çok faydalı olacaktır diyorum. Bugünlük bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.